Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu arada 66 bin olduk ya bütün Yozgatlı dostlara, Yozgatlı Fenerbahçelilere selam olsun. 66 bine geldik. 67 Zonguldak, 68 Saray mı ya? Siz onu da bir yazın bakalım. 66 Yozgat o kesin. 67'yi, 68'i, 69'u, 70'i. Hani Fenerbahçe'miz inşallah galibiyet almayı sürdürdükçe daha da artacak bu şeyler. Fenerbahçe'miz için Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi maçta stoper tercihini Crisp oynayabilsin diye 3 Türk oynatabilmek adına Samet Akaydın ve Ciku'dan yana yapmıştı. Hani Ciku'nun sakatlığı da çok soruluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Durumu iyi. Bugün muhtemelen bu videoyu izlediğiniz sıralarda da yani antrenman şeyini göreceksinizdir. Tırnava maçıyla Avrupa'da gruptan çıkmak hedefimiz. Serdar Aziz biliyorsunuz maç kadrosunda yoktu. Ve yani Beşiktaş maçının kadrosunda yoktu. Bir yerde de iyi yokmuş diyorum. Hafta boyu idmanların önemli kısmını takımla çalışıp hazır halde olmadığına karar verildi. Ciko oynadı. Ee, ve böyle bir tandem çıktı. Fenerbahçe Süper Lig'de ilk defa Beşiktaş deplasmanında gol yedi arkadaşlar. İlk deplasman golünü derbide yedik. Kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlıkla Fred'in sevinç anları kameralara yansıdı. Ben bazen diyorum ki acaba bizde mi sıkıntı var? Hani biz mi bilmiyoruz? Yani biz mi çok abartıyoruz diye. Ee, ya da bilmediğimiz şeyler mi var diye çok düşünüyorum. Fenerbahçe parola para Bursa BBSK'yı 3-1 mağlup etti. Voleybolda erkekler voleybolda tebrikler. Fenerbahçe Petrol Ofisi Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Onlara da tebrikler. Maçı izleyemedim ben ama izleyen arkadaşlarım şey diyor hocam diyor futbolda ne kadar hakemler düşmansa diyor. Kadın futbolu da o kadar düşmanlardı diyor. Şimdi bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süper ligde rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takımlar içerisinde Fenerbahçe 102 kez şut fırsatı tanıyan takım olarak zirvede. Bayern Münih 116 kez ki Bayern Münih çok büyük bir yara aldı hatırlarsanız 5-1 yine de Eintracht Frankfurt'a. Leverkusen de 116'ymış. Lille 121, Manchester City 128. Bunlar düşüşte olan takımlar. Takımların düşüşleri elbette olacaktır. Ee, ancak genele baktığınız zaman Süper Lig'de an itibariyle gol kralı Fenerbahçe'de. Asis kralı Fenerbahçe'den. Kırmızı kart kralı Fenerbahçe'den. İlk 3'te aleyhine en çok penaltı çalınan takım Fenerbahçe. İlk 3'te aleyhine en çok vara gidilen takım Fenerbahçe. Önde olduğu maçlarda en çok uzatma dakikaları verilen takım yine Fenerbahçe. Gri pozisyonlarda en çok aleyhine karar verilen yine Fenerbahçe attığı gollerin incelenmesi en uzun süren takım yine Fenerbahçe. Bütün bunlara rağmen 40 golle 40 puan toplayan takım yine lider Fenerbahçe. Fenerbahçe'de skora katkı yapan oyuncular Edin Dzeko 14'e 5. 14 gol 5 asist. Arkadaşlar bunlar basit rakamlar değil. Allah aşkına basit rakamlar değil. Daha sezonu daha yarılamadık. 14'e 5. Sebastian Szymanski 11'e 9. Yani 20 gol katkısı. Dusan Tadic 11 gol 7 asist. İrfan Can Kahveci 10 gol 5 asist. Ve hani eleştirmek için çok fırsat buluyoruz ya. Biraz da övmek için fırsat bulalım. Mesela Fenerbahçe bu sezon Fred'le çıktığı hiçbir resmi maçı puan yani kazanmayı geçtim Berabere bile kalmamış. 16'da 16. Konyaspor bugün akşam maçı var Sivas Spor'la. Konya Spor'da Sivas Spor maçı öncesinde Francisco Kalvo ve Soner dikme sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kart görürlerse Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler. Emin olun hakemin anasına da sövseler, sarı kart yemeyeceklerdir. Ben bu kesin bilgiyi vereyim. Hani iddiacı arkadaşlar falan sorarsa Söylemiş olayım. Şimdi Fenerbahçe'den bir tepki geldi. Fenerbahçe'den derbi maçın Hakem kararlarına belgeli tepki geldi. Bunu Doruk Tecimer'de, Sercan Hamzoğlu'da Çeşitli yazarlarda Sosyal medyaya verdiler arkadaşlar. Ve e, Sevindirici tarafı şu kimse susmuyor. Kulübümüz de susmuyor ve Fenerbahçe'nin bu belgesi. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'li yöneticiler Beşiktaş derbisinden hemen sonra kulüpte toplanarak karşılaşmada yaşanan büyük hakem hatalarıyla ilgili görüntülü bir rapor hazırlatmış. Derbinin kazanılmasına rağmen hazırlanan rapor maç içinde başta net penaltı pozisyonları olmak üzere verilen verilmeyen kararlarla ilgili TFF'ye gönderilmiş. Hakem Atilla Karaoğlan'ın Şimanski'nin pozisyonuna çok yakın olduğu, penaltı pozisyonunun göreme, görmemesinin imkansız olduğu belirtilen raporda iki penaltının kararının da <laughs> net para bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı sorulmuş. Yani amacını ne diye. Maç içinde İsmail Kartal'a gösterilen sarı karttan hakemin yaptığı bütün hatalarda tek tek belirtilmiş. Sonuç olarak net bir soru daha sorulmuş. Demişler ki hakemler MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Ali Koç'a açtığı davadan etkilendi mi? Ya da bu davanın cezası mı kesilmeye çalışılıyor? Demişler arkadaşlar. Yani net bir soru sormuş Fenerbahçe yönetimi. <laughs> Bakalım karşılığında hangi kemkümlü cevaplar gelecek? Biz de sizler gibi merak içerisindeyiz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Bakın arkadaşlar Öyle bir güruh oluştu ki şu anda. Etrafımızda, çevremizde öyle bir güruh oluştu. Fenerbahçe Tırnava'yı 1-0 yendi. Farz edelim gruptaki diğer maçta da beraberlikle sonuçlandı. Ya Fenerbahçe konferanstaki grubundan lider çıktı. Şubat'ı artı gördü yani. Hasarsız, sıkıntısız bir şekilde oraları gördü diyelim bak. İnanın ortalığı yangın yerine çevirecek çok arkadaşımız var. Niye fark atılmadı diye. Şu modlardan bir çıkın. Birazcık Fenerbahçeli gibi davranın. Yeter. Gerçekten yeter. Elde, avuçta kim var? Hepsini çöplemekten, hepsine e, kusur bulmaktan önünüze bakamıyorsunuz. Adam Crespo'yu oynatmış. Veya Crespo'yu oynatan Fenerbahçe'yi satar. Demek ki en büyük satıcı sizsiniz. Bir tane bak bütün yorumları tek tek inceledim. Bir tane şu yorumu görmedim. Evet, maçtan önce ya özür dilerim. İki kişinin yorumunu gördüm. Maçtan önce Crespo'yu görünce bir e tereddüte kuşkuya düştüm ama diyor maçtan sonra dedim ki iki Crespo oynamış dedim diyor. Ama benim beklediğim kişiler yazmamış. Senatok Başkan Ali Koç ilk geldiğinde prim vermiyordu. Ama sonrasında fikri değişti. Benim en son bildiğim bir prim sistemi var. Dolayısıyla kazandığında alacağı prim belliydi diyor. Arkadaşlar benim bilgim dahilinde prim yok. Derbi maçlarda prim yok. Ancak önemli maç öncesinde Ali Koç'un şöyle bir olayı var sözleşmelerdeki bonuslara dair bir şey var. Fenerbahçe'de hani maç başı ücretler puan kazanıldığında arkadaşlar bu yıllardır böyle. Mesela 3 puan kazanıldı ya maç başı ücret ne kadar? Öyle bir anlaşma yapılıyor. Mesela maç başı ücret 2000 euro diyelim. Kazanıldı 3 ile çarp 6000 euro. Maç başı ücret 2000 euro. Berabere kalındı 2000 euro. Kaybedildi 2000 euro falan hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır. Yani Fenerbahçe futbolcuların prim sistemi böyle diyebiliyorum. O yüzden derbi maçlarında alternatif bir olay yok. Diego Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crab MLS'de şampiyon olmuş. Yani bizden giden Messi kesilmiyor. Bizdeyken de Messi'ydi. Orada şampiyonluk getirmiş. Şimdi ben Rossi'nin acaba bende mi hata var diye bir bakıyorum. 7 milyon euro transfer market değeri yaş daha 25 çok güzel. E, Rossi'nin sözleşme detayında şöyle yazıyor. Fenerbahçe Diego Rossi'nin 5.15'e satılmış. 5.15 milyon euro. Fenerbahçe Diego Rossi'nin 5.6 milyon dolar artı 1 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında Columbus Creve transfer oldu. Şimdi 5.6 milyon dolar 5.15 milyon euro yapıyormuş. Oraya yazmışlar. Şimdi 1 milyon dolar bonus neydi? Oynaması ve şampiyonluğuydu. Oynadı ve şampiyon oldu. 1 milyon dolar Fenerbahçe'nin kasasına cukkalanacak. Yani 6.6 milyon dolara satmış olduk artı 10 milyon euroya gitti. Sonraki satıştan %15 payımız olduğu için de 1,5 milyon euro oradan cukkalayabiliriz. Transfer market değeri 7 milyon euroya düşmüş. Ben anlamadım niye bu kadar düşürdüler. Yara ne güzel 20'lerde falandı biz aldığımızda. 18 18'deydi biz kiraladığımızda. Eee 5,5'a bonservisini almıştık. 5,5 milyon euroya. 5.15 milyon euroya göndermiş. Şimdi 1 milyon dolar daha geldi. Aşağı yukarı dolarla euro hemen hemen şimdi birbirini dengelediği için yani 6 bu 6.15 milyon euroya göndermiş olduk. Bir nevi kar elde etmiş olduk. 16 maçta 5 gol, 6 asist, 1353 dakika bir performansı var. Yani inşallah daha sıt olur da satılır. Bize de en azından oradan bir pay gelir. Ferdi Kadıoğlu'nun Instagram yorumları Arda Güler tebrikler makina diyor. Serdar Dursun 40 milyon euro diyor. Ee, ben ufkunuzu geniş tutun diyorum. Ben 40 milyon euro dediğim zaman millet benden alay ediyor. Diyor ki Türkiye'de hangi futbolcu 40'a gitmiş? Ferdi gitsin, Ahmet gitsin, Mehmet gitsin. Ben de diyorum ki Türkiye'de hiçbir futbolcu 40'a gitmemiş olsun. Farz edelim hiçbiri 40'a gitmemiş olsun. Bu hiçbirinin 40'a gitmeyeceği anlamı mı taşıyor? Elvir Baliç'e de aynısı yapılmıştı. Ama gitti. Ya da başkasına da aynısı yapılmıştı gitti. Şimdi Fenerbahçe'de insanüstü bir olay var. Nihat Kahveci de bu insanüstü olaya değinmiş. Diyor ki Nihat Kahveci. TFF acil toplanmalı ve Şimanski'nin sol ayağını kullanmaması için hani kullanması için sınır koymalı. Açı, mesafe fark etmek için adam çatala yapıştırıyor. Haksız rekabet bu diyor. Hani başta da bunu koyma fikrim var. Fenerbahçe futbolcusu için TFF'ye inanılmaz çağrı. E, ayağını kullanmasın. Haksızlığın bu kadar pes diye bir başlık düşüncem var ama bakalım ne yapacağım. Arkadaşlar Cengiz Ünder'e dair çok soru alıyorum. Ben de çok aldığım sorulara bir cevap ileteyim. Cengiz Ünder İtalya'dan ekstra kondisyoner getirmiş. Bilginiz olsun ekstra kondisyoner getirmiş Cengiz Ünder. Ve e, kişisel kondisyoneri ile birlikte hızlı güçlenmek için antrenman dışında da bireysel çalışmalar yapıyormuş. En çok o %100 hale gelmek istiyor. İsmail Kartal, <laughs> son 5'er dakikalarda onar dakikalarda oynatıyor ama doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor takdirini ona bırakıyorum ben dediğim gibi bu takım teknik direktörü İsmail Kartal siz ben ne kadar dersek diyelim yani hiçbir etkisi yok mesela perşembe günkü maçta ben İsmail Kartal olsam 90 dakika oynatırım bakın 19'da 19'da başladık kaliteli ayaklarımız sakatlanmasına rağmen liderliği vermedik Nörçnat başından sonra takımın hızlıca toparlanması Malum. Beşiktaş deplasmanda en son hani en son yine onun liderliğinde kazanmıştık 2014 ve yine kazandık. Fenerbahçe'sine inşallah şampiyon yapacak İsmail Kartal. Bunu istiyoruz. Bunu özlüyoruz. Bakın, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı dominant futbol var. Dominant bir futbol. Hani Trabzonspor ve Antalyaspor maçları hariç hani o maçlarda çok böyle dominant futbol diyebilir miyiz? Tartışılır. Hani bu, bunlar hariç ligde kimse oynayamadı. Galatasaray'la aynı puanda olmamız tamamen MHK'nın, TFF'nin eseri. Yani Adana Demirsporlu Belhanda'nın maçtaki kıya. Yani maçı kazanmak için oynasa, bir şeyler yapmak için oynasalar belki de başka olacak durum. E Pendik maçında iki tane penaltı veriliyor. Verilmiyor rakibe. Verilse başka olacak. Hani Antalya maçında Mustera'nın yemediği kırmızı falan. Hani buralara gitmiyorum. Ya da Trabzonspor maçında attıkları golün haramlığı falan. Neyse. Hani aklı başında Galatasaraylılar da bunu görmeye başladılar ve artık yavaş yavaş onlar da bu fikirlerini beyan ediyorlar. Hani ligde doğru düzgün oynadığı maç sayısı Galatasaray 2-3'ü geçmez. Biz iki taneden bahsediyoruz sadece buralarda oynayamadık diye. Hani Avrupa'da iyi oynadılar kötü oynadılar. Avrupa'da şöyle bir olay var. İstediğin kadar Avrupa'da iyi oynadık kötü oynadık. Avrupa takımları yıllardır böyle. Karşısındakine hani ortada sıçan yapmayı severler. Sen oynarsın 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 sağdan yüklersin soldan yüklersin adamlar iki tane gelir iki tane atar 2 sıfır maç alır gider. Sen de burada fakir tesellici ben nasıl oynadım ama falan yaparsın. Atamadıksa sonra hiçbir önemi yok. Fenerbahçe Beşiktaş'a 8-1 yenebilirdi. Hiçbir önemi var mı? Yok. Ona 0 yenebilirdi. Önemi var mı? Yok. Kaç kaç bitti? 3-1. Bitti. Bitti. Antalya Rize deplasmanlarında bakın. Normal hakemleri olsa Galatasaray'ın 2 deplasmanda da 0 çekerlerdi. 6 puan çık. Yani sadece oradan 6 puan çık. Başka hiçbir şeye gerek yok. Son pendik maçı Adana Demirspor'un hani kaybetmek için can atan oyununu falan geçtim. Ali Koç düşmanı TFF MHK Galatasaray kazanmalı diyor. Bu kadar basit. Abartma abartı değil. Eski hakemlere şuna buna sorun. Hani herkes durumun farkında. Ama Fenerbahçe'nin yapması gereken nedir? Transfer. Yani transfer ne yapacaksın? Bu düzeni ancak hani sağda hakemi de yenen bir Fenerbahçe olarak durduracaksın. Ben kadromuzun yeterli olmadığı görüşündeyim. Ve kadromuzun ciddi takviyelerle yedeklendirilmesi gerektiği görüşündeyim. Bakın Fenerbahçe Atletico Madrid'in izin vermesiyle Çağlar Söğücü ile resmen görüşmelere başladı diyor Sercan Hamzoğlu. Fenerbahçe Çağlar Söğüncü ile resmen görüştü. Bakın resmen resmi olarak Fenerbahçe'li olduğunu ve Türkiye'ye dönerse Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyen Çağlar kariyerine şu anda Avrupa'da devam etmek istiyormuş. Sercan Hamzoğlu'nun özel haber arkadaşlar bilginiz olsun. Ben öyle kimseden duyum çalan adam değilim. Kendi duyumlarım olsa da kendi duyumum derim zaten. Çağlar önce Fenerbahçe taraftarına net olarak şunları söylemiş. Benim için şu an önceliğim İspanya veya Premier Lig'e e gitmek demiş. Listenin ilk sırasında Çağlar var. Ve Fenerbahçe tüm şartları zorluyor. Eğer kiralanırsa Çağlar'ın satın alma opsiyonu da Atletico Madrid'den aldığı 5 milyon euro imza parasını geçmeyecek. Burası tanıdık geliyordur size. Hocam sen bunu haftalardır söylüyorsun, günlerdir söylüyorsun diyorsunuzdur. Hani eğer birazcık vicdanınız ve dürüstlüğünüz varsa. Yoksa zaten hiçbir şey demezsiniz. Hatta sen bunları bak söylememe rağmen Sercan Hamzoğlu'ndan alıp bize satıyorsun diyenler bile çıkabilir. İlk Çağlar Söyüncü haberi ne zaman yapılmış? Yani 2023 yılında. 20 Kasım 2023. Çağlar Söyüncü'yü giriş yapmışım. Radekurnic Çağlar Söyüncü. 22 Kasım'da Radekurnic Fenerbahçe'de haberini verirken yine Çağlar Söyüncü'den bahsetmişiz. Hani böyle böyle gitmiş. Kanalımızda video içerikleri mevcut. Ancak şunu söyleyeyim. Diyor ki Sercan Hamzoğlu. Fenerbahçe Çağlar transferini gerçekleştiremezse Rota stoper için İngiltere'ye çevrilecek. Listenin ikinci ve üçüncü sırasındaki isimler Premier Lig'de oynuyor. Brezilya ve Hollanda'dan oyuncular önerilmesine rağmen İsmail Kartal'ın isteğiyle yönetim İngiltere'de oynayan iki isimle görüşecek. Liste duruma göre güncellenebilir. Gelişim oldukça bilgi vereceğim Bakın Hollanda'dan Brezilya'dan öneriler var. Hatırlıyor musunuz? Bir Hollandalı eleman vardı. Demek ki olmayacak. Brezilya'da niye olmadı? Nino'yu anlattım. Yani İngiltere'den isteyen arkadaşlar çıktığı için maalesef hiç beklenilmeyecek bir şey. Şunu söyleyeyim ben yani Ali Koç için şunu söyleyeyim. Çağları ikna etmek lazım. Cengiz'le mi ikna eder? Acun Ilıcalı'yla mı ikna eder? Başkasıyla mı ikna eder? 5 milyon Euro'nun altında bir paraya Çağlar Söyüncü'yü almak yanlış anlamayın bana kimi alırsanız alın daha eftaldir. Türk Türk Amilli takımın vazgeçilmez stoperiydi. Yine vazgeçilmez stoperi olabilir. Türk Kontenjan sorunu yok. Sena diyor ki Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçi istiyor. Ama yabancı stoperde bakılıyor. Hatta şeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Benim e, herkes stoper alınacak derken yabancılara değil Türk isimlere bakın duyumu hatırlarsınız. Çağlar'ın ilk derece Atletico'da kalmak Simeone Çağlar'ın zamanında zamanın geleceğini söylüyormuş. Çağlar eğer Atletico'da süre bulacağını düşünürse orada kalacak. Geçen sordum ama kolay olmadığını söylendi diyor. Bırak başkan da Serdar Saçı'yı bırakmak istemiyor. Sonuç olarak yabancı stoperde bakılıyor demiş. Yağız Sabuncuoğlu Diego Simone Çağlar Söncü'yü kadroda tutmak istiyor. İkinci yarıda kendisini daha çok kullanmak istediğini tebliğ etti diyor. Yani ben e, bilmiyorum bir şey diyeyim. Serdan, Sercan Amzulu diyor ki Fenerbahçe'de listenin başında Çağlar var. Bu transfer gerçekleşmesi Premier Lig'den iki oyuncu var. İzlenen ve beğenilen yol haritası bu şekilde diyor. Şimdi, Duyumlar bunlar. Şimdi bu duyumlar tabii ki kıymetli duyumlar ama Sercan Hamzoğlu'nun şu cümleleri beni biraz düşünceye sevk etti. Biz gazeteciler olarak maçlara gidip bilgi alıp kamuoyunu bilgilendirmek için gidiyoruz. Hani maçlara idmanlara kastettiği muhtemelen budur. TikTok veya Instagram için Reels videosu çekmek için gitmiyoruz diyor. Hani kime çaktı bilmiyorum burada. Yani gazeteciler diyor. Ben gazeteci değilim. Bana demediği kesin. Ben öğretmenim. Yani biz öğretmenler diye bahsetti. Sıkıntı yok. Yine Sercan Amzol diyor ki kurun işte anlaşıldı haberlerini yapanları şiddetle kınıyorum. Böyle bir gazetecilik olmaz diyor. Ee, burada e, hani benim şeyim var ya transfer bitmeden şu kişi kesin demek intihardır cümlem. Burada da kastettiği bu. Bak bir transfer bitmeden kesin demek intihardır abi. Ne derseniz deyin. Peki Sercan Amzoğlu kurun işlerine ilgili ne diyor? Bu arada bunların hepsini Haber Global'in saat 15'teki yayınında söylemiş. Milan Kurniç için Fenerbahçe'ye haber gönderdi diyor. Bakın. Şimdi, hocam iyi de Sercan Hamzoğlu'na göre de bitmiş. Bak haber gönder diyor. Bak haber gönderdi. Görüşme ayrı. Yoksa bu mantığa göre Çağlar Söğüncü için de izin vermiş. Madem kadroda düşünüyorlar niye izin verdiler dersin. Milan sezon başı Lyon'un 12 milyon euroluk teklifini reddetmişti. Ancak oyuncuyu satmaya artık sıcak bakıyor. Şimdi Lyon 12 milyon euro vermiş. Lyon anlamıyor. Fenerbahçe 3'e 5 e almaya çalışıyor. Ve Fenerbahçe hiç anlamıyor oluyor öyle mi? Kuruliçi Galatasaray alsa diyeceksiniz ki ulan Toray'la ne güzel ikili oluşturdular. Ama Fenerbahçe niyetlenince kemküm. Milan bak 12 milyon euroyu reddetti. Fenerbahçe bonservis için ödeyeceği maksimum rakam 4 milyon euro. Bu da tanıdık gelmiştir size. Milan kabul ederse transfer biter diyor. 3.250'ye kurun içi alsak hani sürekli bu örneği veriyorum ya bence bedavadır. Şimdi bir kardeşimle konuşmam var da buraya yazdım mı? Yazdım evet. Onu da okuyacağım şimdi. Kurun için isteği sezon başında yıllık 3 milyon euroydu diyor. Arkadaşlar bu vergili para. Bilginiz olsun. Milan'la anlaşılırsa oyuncunun bu rakamı biraz daha aşağı çekilecek diyor. Ben ısrarla da söylüyorum. Kurun için alacağı para 1.9 milyon euro. Artı bonuslarla 3'e çıkacak bir şey ama şampiyonluk bonusu, oynama bonusu falan. Senat Ok diyor ki kurun işle alakalı Fenerbahçe'nin bir sorunu yok. Konu oyuncu ile Milan arasında artık kurun sürekli buraya gelmek istiyordu. Milan'la da bağ koptu. Bu konuda acele edilmiyor. Kurun için gerçekleşmesini bekliyorum diyor. Hani adam enteresan bir şey söylemiyor. Ben bekliyorum diyor. Anladınız? Senat Ok Fenerbahçe kanat forvet istiyor ama bu lüks bir transfer olursa hani bu lüks bir transfer olursa gerçekleştirilecek. Hani lüks transfer derken herhalde satılan bir isimden bahsediyor ya da iyi bir isimden bahsediyor almak için. İsmail Hoca istiyorum mesela Cengiz tipik bir kanat oyuncusu ama kanat forvet isteniyor diyor. Skorerdeki şeyinde. Tabii Fenerbahçe için şunu söyleyeyim bak. Fred müthiş bir oyuncu. Bambaşka bir mevzu. Bunu yemeyelim. Hani yapıyorsan böyle transfer yapacaksın. Doğruya doğru. Ben hep aynı cümleleri kurmaktan bıktım ama Kanala yeni abone olanlar var. Onlar da duysun istiyorum. Bir tane Fred'in var. 16 maça çıkmış. 16'da 16 yapmışsın. 2 tane Fred'in olsa, 3 tane olsa, 4 tane Fred'in olsa. 4 Fred'le dünyayı fethedersin. Çin sarayını basarsın. Yapmadığımız şey değil. Şimdi Fred bambaşka bir şey. Ancak sadece Fred yetmez. Rakibini öldürmen lazım senin. Bak kurun iç. Okey çok güzel. Bir kardeşim diyor ki hocam Kurunic değil partiyi almamız lazım. Hani bu ligin üstünde atletik bir oyuncu. Hani Fred'i e de rahatlatır parayı basıp alacaksın diye. Ben de şu cümleleri kurdum. Dedim ki aslında biz basit bakıyoruz olaya. Ya şartlar zorlansın demiyoruz hiç. Bak biz çok basit bakıyoruz olaya farkında mısınız? Sonra da en ufak sakatlıkta ağlıyoruz. E şöyle bir orta saha sandemiz var. Bakın 7 kişi. İyi dinleyin beni. Bartu. Yani tırt bence. İsmail tamam oynuyor. Fred tamam oynuyor. Zayt tırt. Ne derseniz deyin. Mert Hakan tırt. Crespo tırt. Şimanski tamam. Yani 7 kişiden 3 kişi e işte yani iyi dersin. Bir olmadığı zaman ağlamaya başlıyoruz. Yani diyoruz ki niye bunlardan biri olmadı? Niye bunlardan biri sakat? öyle olsa yine 7 kişiden bahsediyorum. iyi dinleyin beni. Bartu yine olsun. İsmail Yüksek. Parti. Kurun iç. Fred. Şimanski, Lincoln, Ernike. Bak sana 6 tane isim çıkarttım. Lincoln ağlayıp zırlamaz. Yedek şeyden geldim. Sakatlıktan döndüm. Yavaş yavaş hazır olayım diye. Bartu Elmaz da ağlayıp zırlamaz. 5 tane orada senin mücadele eden oyuncun olur. İsmail Parti, Kurniç, Fred Şimanski. Diyeceksin ki hocam İsmail Parti işte Kurniç hepsi de 6 oynayan isimler. Bunların hemen hemen hepsi 8 de oynayabilir. Bilginiz olsun. Form grafiğine göre. Hocam bir de 5 yabancı oluyor. Öbüründe 4 vardı falan. Lan stopere çek çağları. Rahatlat. Kentten çık. Hani Crespo'dan çık gerekirse. Zayt'tan zaten çıkıyorsun. Falan filan. Biraz ufkumuzu geniş tutmamız lazım. Bakın zor değil. Gerçekten zor değil. Ha. İsmail, Kulinic, Fred, Şimanski, Lincoln, Bartu, Mert Hakan olur gibi gözüküyor. Hani ben partinin geleceğini zannetmiyorum. Bunun duyumunu da vermiş olmayayım. Parti sakatlandı. Sakatlıktan dönüşü nasıl olacak? Nasıl edecek? Bunlar çok ciddi meseleler. Bunlar üstünde kitap yazılması gereken meseleler. Bunlara dikkat etmek lazım. Bakın Thomas Parti'nin olayı bu. Ha şu bir gerçek. Ben oyuncuyu izlediğim kadarıyla hani gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Ee, normal klasik 6 numaraların çok ötesinde. Hani Fenerbahçe'de ikinci Fred olmuş olur. Bir de transfer market değeri 35 milyon euro. Hani insanlar aptal değil. Oraya o 35'i boşuna yazmıyorlar. Ama 2025'te sözleşmesi bitecek oyuncuyu sana da koklatmazlar. Senenin başında ne güzel 15 e anlaşmıştık. Oyuncu sakatlandı. Şimdi zorlayıp hazır sizin elinizde oyuncu sakat deyip ucu da çekebilir miyiz? Mario Branco başka bir şey demiyorum. Fenerbahçe Timo Werner için girişimlere başladı haberi var. Ya ben şunu söyleyeyim. Hiçbirimiz tiner içmiyoruz. Hani tiner kullanımını gerçekleştirmiyoruz. Ben Timo Werner isminin hani Normal şartlar altında standart bir dönemde Türkiye ligine gelebileceğini zannetmiyorum. Bak, bir ihtimal hariç. İhtimali söyleyeyim. Alman kulübü der ki bu arada adüktör şikayeti varmış oyuncunun. Alman kulübü der ki ben 10 milyon euro'ya bırakıyorum. Fenerbahçe der ki bu kumara oynamaya değer. İsmail Kartal der ki alın da alın, alın da alın. Bak onu alınsa tepki çeker. 9'a alınsa tepki çeker. Hani onun üstünü saymıyorum bile bayağı tepki çeker. 9 alınsa tepki çeker. 8 e alınsa tepki çeker. 7 alınsa tepki çeker. Satın alma opsiyonunu kiralasan. Dekonun arkasında durur. Hani alameyi farik olsa yine hiçbir önemi yok. Süper de oynasa hiçbir önemi yok. Niye? Cekonun arkasında bekleyecek. Bak iyi olsaydı Ceko'yu keserdi olacak. Bak, 7 milyon eurodan bahsediyorum ama yanlış anlama. 7 milyon euro opsiyon koydurdu. Ücretsiz de kiralı hatta yıllık ücretini de orası verdi. Hocam bunu gönderelim derler. Bundan olmaz derler. Bak tutmadı derler. Bu mu Ceko'yu kesecek? Ulan buna ne kadar bu, karayı, bu kadar parayı nasıl vermişler derler. Öyle orada 370 dakika oynadığı kadar var derler. Fenerbahçe taraftarı böyle. Yanlış anlamayı beni ama küstahlıkta çok ciddi sınır atlayan taraftarımız var. Hepsinden bahsetmiyorum elbette. Ben zannetmiyorum. 27 yaşında bir oyuncu yani 523 maça çıkmış. 232 gol, 97 asist. Bu bu istatistiği yapan adam futbolu unutmamıştır. Bu istatistiği yapan adam doğru takıma gitmeyi e, hedefliyordur. Doğru takımda açılacaktır. Fenerbahçe doğru takım mı? Bence doğru takım. Lan bizde kimler açılmadı? He hocam Kuytaz'da bizde kapan dedik. yüzden doğru forvet değildi. Vedat doğru forvetti. Werner de doğru forvet. Bak. Martial, Werner, Fenerbahçe klası bunlar işte alıyorsan bunlardan alacaksın. Yanlış anlamayın Anadolu takımının forvetlerini elbette ki küçümsemiyorum. Kimseyi küçük görmüyorum ama bunlar. Beşiktaş yönetimi kesin olarak Vincent Abu Bakar'la Ocak ayında yollarını ayırma kararı almış. Abu Bakar da olur. Vallahi olur. Yani olur niye olmasın? 31 yaşına gelmiş. Piyasa değeri 7 milyon euro. Hiç önemli değil. Bir sezon sözleşmesine kalmış. Pivot santrafor değil ama pivot gibi kafa vuruşları hava toplarındaki hakimiyeti var. Vallahi ne derseniz deyin. Yemin ediyorum bak ne derseniz deyin. Abu Bakar eğer Beşiktaş uygun fiyata ucuza hatta Zaytis'i verin Abu Bakar'ı verelim falan diyorsa yemin ediyorum alalım. Harbi söylüyorum bak Batşuay'ı küstahından çıkalım. Abu alalım. Olmaz değil bunlar ya. Bak bunlar var ya siz abartıyorsunuz. Bunlar olmaz takaslar değil. Ver Zaytis'i al Abu Bakar'ı. Gönder Zaten bize bir hayır dokunmayacak. But şu aydan 7 milyon euro bonservis aldığını düşün 3 yıllık ücreti 7 yani yarı dönem kaldığı için 8 buçuk kardasın abubakar oradan 3 mi ne alıyor abubakar'ı ikna et güzel bir projeye yıllık 2 milyon euroya şampiyonluk bonusu şu kadar oynama bonusu falan diye de 1 milyon euro da opsiyon koydur 3 zaten şu kadronun içerisinde abubakar öttürür uçar ceco'nun yedeği olarak oyuna giren abubakar uçar ve ben diyorum bak Abu Bakar'ı da da kafa kafaya takas yapsak Fenerbahçe manyak derecede karlı çıkar. Manyak derecede. Yani aklı hayale gelmedik manyak derecede. Karlı çıkar. Bu arada de 29 yaşında ha bilginiz olsun öyle o kadar genç falan da değil. 5 milyon euroya kadar da düştü transfer marketleri Zayis'tan olmaz. Ya hocam Beşiktaş'a gider orada iyi oynarsa lan gitsin oynasın sana ne? Zayis'in oynayacağı oynamayacağı ne Allah aşkına Zayis ne uzalır ne kısalır bir profilde. Gitsin oynasın. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam hazır Beşiktaş başkanı yeni seçilmiş. Sosyal medyaya veririm pompalamasyonu. Derim ki işte bu derim böyle böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. İşte ee, hani şu şekilde bir mesaj veririm. Bu oynamak istemiyor. Sakatlığını bahane ediyor. Yıllık ücret. Ucu... Lan 22 maça çıkmış. 11 gol 3 asist. 1674 dakikada. Yani 20 maç bile değil. Hatta 18 maç bile değil doğru düzgün. Manyak adamlar. Tam kafayı kullanıp alacağınız futbolcu. Ha Martial, Werner neden olmasın? Eğer bunları becerebiliyorsan hani Abu Bakar'a falan hiç gerek yok. Becerebiliyorsan bunları al götür. Ha beceremiyorsan işte o zaman çökmen gereken bazı şeyler var. Vallahi ben doğruya doğru konuşuyorum abi yanlış anlamayın. 463 maçı var kariyerinde. 190 gol 57 asist. Ve Fenerbahçe artık bak Fenerbahçe'nin şöyle bir ders aldığını görüyor musunuz bilmiyorum. Şahit oluyor musunuz? Ben görüyorum. Fenerbahçe bir şeylerden ders almış. Yani 18 ay önceki Fenerbahçe Abu Bakar'ı istemez. Yaşlı diye. Tadiçi hiç istemez. Hatta Ali Koç'un kendi açıklaması var. Ben Twitter'da da başa sabitledim onu kanal şeyde Twitter sayfamda. Hani Branko istiyor ya biz bir karakter alacağız diyor. Bir futbolcu değil bir karakter alacağız diyor. Öyle yanaşıyor. Ali Koç'a kalsa almayacak mesela. Ali Koç'a kalsa ne onu alacak ne öbürünü alacak. Yani ben şunu söylüyorum. Eğer Fenerbahçe başarı istiyorsa yapacağı şey doğru kadroyu kurup doğru hamleler yapmak. Sahada Fenerbahçe'nin şansı yok. Hata hakkı yok. Fenerbahçe'nin kaybetme hakkı yok. Hatta şunu söyleyeyim size bak. Çok önemli, çok net bir şey söyleyeyim. Perşembe Tırnava maçı var 1. Pazar Konya maçı var 2. Çarşamba günü Kayseri maçı var 3. Sonrasında Pazar günü şey çarşamba mı Perşembe mi ya? Çarşamba olması lazım. Fenerbahçe maçları diyeyim bir saniye. Şuradan bakarak söyleyeyim arkadaşlar. Perşembe Tırnava maçı var 1. Konya maçı Pazar günü 2. Çarşamba günü saat 17'de Kayseri deplasmanı Fenerbahçe saat 17'de 3. Pazar günü Galatasaray maçı 4, e, ardından Cuma günü Galatasaray maçı 5. 5'te 5 yapsın Fenerbahçe, yemin ediyorum buradan var ya ben 5 kişiye forma falan veririz, uçarız, kaçarız, taraftar kendini böyle aşar. Artık hani e, nasıl diyeyim size, transferlerin parası taraftardan çıkar, o kadar diyeyim size. Forma satışı patlar, şu 5'te 5 yapalım, Süper Kupa'nın finalinde İsmail Kartal çıksın desin ki, ya biz elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluk yolunda her şeyi yapıyoruz. İşte gördüğünüz Galatasaray iki maçta da yendik. Arka arkaya 5 maç kazandık. Fenerbahçe taraftan dan, rica ediyorum. Herkes yarın bir tane forma satın alsın desin. Çok ama çok net söylüyorum. Fenerium çöker. Fenerium internet sitesi çöker. Forma satışı patlar. Bir gecede patlar. Ya sadece bakın ee, 1400-1500 lira Ortalama 1500 diyelim. Hatta desin ki ya Fenerium'da indirim yapsın. Fenerbahçe'den 1250 liraya düşürsün desin. Ben size bir şey söyleyeyim. Rahat söylüyorum. En az 100 bin forma satılır. 125 milyon TL yapar. Azım sanacak bir para değil. Bu para Fenerbahçe'nin kasasında birikiyor. Birkaç ay sonra şey parası hani ana para ve e, kumanın parası gidiyor. Ve Fenerbahçe'ye ilaç olur. Devre arası transfer döneminde ilaç olur. Bunların hepsi geçerli transferde. Hani devre arasında da sen kurun işte yetilmesin. Yanına bir de parti çekersin. Partiyi gören çağları çekersin. Parti, çağlar. Kurun içi de çekersin. Zor değil. Abu Bakar Zayz takasını yaparsın. Vallahi diyorum zor değil ya. Biz çok abartıyoruz bak. Biz çok abartıyoruz. Kenti kiralık gönderirsin. Yabancı kontenjandan yine açılmalar olur. Manyak bir kadron oluşur. Hatta belki Crespo'yu bile orada paketler satarsın. Hani eğer parti alıyorsan zannetmiyorum. Hani benim mantığıma göre Çağlar, Kurunic yapabilirsin. Abu Bakar'ı çekersin. Hem kanat hem forvet. Abu Bakar'ı alırken dediğim gibi Batu şu aydan sıyrılırsın. Para kazanmış olursun. Light's'ı takasta kullanırsın. Kontenjan açmış olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani Burada da Lincoln'u falan da devreye sokabilirsin. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken 5'te 5 yapmak. Abi bütün namazlarınızda falan dua edin. Sevdiğiniz insanlara dua ettirin. Rabbim Fenerbahçe'ye 5'te 5'i nasip etsin. 5'te 5 galibiyeti nasip etsin inşallah. Her maçı 1-0 kazanalım. Ağzını açarsan, açanın ağzına acı biber sokarım. Her maçı 1-0 kazanalım. Büyük söz veriyorum. İnanın. 5'te 5 beş yapalım. Galatasaray 2 maçta yenelim. Buradan var ya ben Avrupa'daki abilerime de, diyeyim ki arkadaşlar Mustafa Engin adına işte West Ham Union'a Kayserli bir öğretmen. Kayseri diye gönderin. Gönderdiğiniz parayla forma alacağım deyin. Ben size rahatlıkla söyleyeyim. En az 1000 euro para toplarım. 1000 euro. 1000 euro. 30 bin liralık var. 30 bin lira yaklaşık 20-25 tane forma gönderirim. Sözüm söz olsun yaparım. Yapmadığım bir şey değil. Ben bunu her zaman yapıyorum. Buradan Avrupa'daki abilerime Böyle bir çağrıda bulunuyorum. Fenerbahçe 5'te 5 yaparsa sözünüz söz mü? 50 euro, 100 euro, 40 euro, 50 euro. Neyse göndereceğinize söz veriyor musunuz? Ben de size sözüm söz. Kim ne kadar gönderdi? İsminin baş harfini eğer isminizi söylemek istemiyorsanız, söylemek istiyorsanız açık açık söylerim. Şu şu kadar gönderdi, bu bu kadar gönderdi diye hesaplarım. Dizerim. Derim ki şu kadar formu ediyor. Şu da işte gol vardan ya da şu da hümadan. Şu da benden diye eklerim üstüne. Sözüm söz. Yeter ki Fenerbahçe'miz kazansın. Ve ben şöyle bir iddiada bulunayım. Fenerbahçe 5'te 5 beş yaparsa psikolojik eşiği alt üst etmiş olur. Psikolojik eşiği öyle bir geçmiş olur ki bir daha dönmemek üzere. Allah Fenerbahçe'mize 5'te 5'i nasip eylesin. Sevdiği bütün kullar hürmetine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine 5'te 5 beş galibiyeti nasip etsin. Sezon sonunda da şampiyonluğu nasip etsin. Bu taraftarın hepsi gülsün, neşelensin. Bu taraftar hak ediyor. Yıllardır bunu bekliyor. Bu taraftarın yıllardır hakkı yeniyor. Allah görüyor. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Zira diğerleri hep diğer tarafın yardımcısı olma niyetinde. Allah bizimle olsun, gerisi kolay. Görüşmek üzere sevgili dostlar.